Videoya başlamadan önce ne kadar demokrat olduğunuzu öğrenebilmek için size birkaç çoktan seçmeli soru sormak istiyorum. Soru 1. Türkiye'de yapılan askeri darbe ve mıhtıraların tarihleri arasındaki ilişki şöyledir. 27, 12, 12, 28, 27. Buna göre bir sonraki darbe ayın hangi günü olacaktır? A-28, B-12, C-27, D lüzum olduğunda, E hepsi. Diğer soruya geçelim. Ne şeriat ne darbe veya ne mıhtıra ne AKP diyenler aslında aşağıdakilerden hangisini söylemiş olurlar? A. Ne kurttan yanayız ne de kuzudan. B. Aslında darbeden şikayetçi değilim ama bir kere demokratız demişiz. Ne yapacağız bilmem. C. Bizim taban biraz militarist de idare ediverin. D. Hadi ben bakmıyorum. Sen rahat rahat işini bitir. Sırtına da vur. E. Yukarıdakilerin hepsi. Aslında soruyu hazırlayan kişinin dünya görüşünü bilsek bir fikrimiz olur. Neyse son soruyu da sorup bitirelim. Aşağıdakilerden hangisi bizi muasır medeniyet seviyesine çıkarır? A. Klasik müzik dinlemek. B. Cumhuriyet mitinglerinde bayrak sallamak. C. Bale yapmak. D. Darbe ve mıhtıralara karşı çıkmak. E. Türkiye layıktır layık kalacak sloganı. Bu sorular genç sivillerin yazdıkları kitapların birinden. İsmi İçeride Eylem Var. Soruların ortak noktası dikkatinizi çekmiştir sanırım. Şimdi görüşlerini mizah yoluyla anlatmayı seven aktivist genç sivilleri tanıyalım. Boş bıraktığımız sorulara en sonda döneriz. Genç siviller ilk internet tabanlı örgütlenmelerden biri olarak 2000 yılında ODTÜ İletişim Topluluğu'nun kurduğu sıradan bir mail grubuydu. Ardından farklı üniversite öğrencilerinin katılımlarıyla Buluşma Formu adlı platforma dönüştürüldü. Birçok üniversiteden gencin bulunduğu buluşma formu üyeleri fikir tartışmaya ve etkinlik organizasyonları düzenlemeye başladılar. İlk etkinliklerinden biri 2000 yılı 19 Mayıs'ında Van'da yaptıkları Alternatif Gençlik Bayramı etkinliğiydi. O zamanlarda 19 Mayıs kutlamaları stadyumlarda yapılırdı. Resmi şekli buydu. Liselerde özel olarak seçilen gençler stadyumlarda etkinlikler düzenler, devlet yetkilileri ve halk da izlerdi. Kendileri bu şekle karşı tavır alıp Van, İstanbul, Rize, Konya, Ankara gibi şehirlerde alternatif gençlik bayramı etkinlikleri düzenlemeye başladılar. Resmi şekil stadyum kutlamalarına karşıydılar. Çünkü buluşma formu üyelerine göre stadyum törenleri totaliter ülkelerde modası geçmiş bir tören biçimiydi. Otoriter devlet zihniyetinin bir yansımasıydı. Yalnızca Sovyetler, Kuzey Kore gibi baskıcı rejimlerde bulunan bu uygulama değiştirilmeliydi. Kendilerini ülke gündemine ilk defa taşıyan konu da bu oldu. 19 Mayıs 2003'te davet edildikleri TBMM salonunda 19 Mayıs'ları stadyumlardan kurtaralım isminde bir bildiri okudular ve bu bildiri gazetelerde manşet oldu. Evet, AKP'nin iktidarda bulunduğu 2003'te meclise çağrıldılar. Fikirlerini meclisten bildirdiler. Mecliste stadyum kutlamalarını eleştiren bir konuşma tabii ki manşetlere çıkar. Bu eleştiriyi kimin yaptığı da sorulur. 19 Mayıs'ın stadyumlarda kutlanmasına neden karşı olduklarını dönemin genç sivili Fatih Demirci'den dinleyelim. Bildiride sayılan nedenlerin aynısını televizyonda anlatmış. Biz şuna inanıyoruz. Bu 19 Mayıs törenlerinin stadyumlarda kutlanılıyor olması son derece totaliter, otoriter, militarist bir hatta Sovyet tipi evet. Kutlamalar. Ve bunlarda gençlik bu organizasyonun birer öznesi değil. Aksine burada kendisini kas yığınları ve ne kadar sportif hareketlerle devletin bekçisi pozisyonda olduğunu gösteren birer topluluk halinde stadyumlara alınıyor ve bu törenler hiç gençlikte hiçbir heyecan oluşturmuyor. Aksine o stadyumlar, stadyum törenlerine günler öncesinden toz toprak içerisinde, toz toprak içerisinde hazırlanıyorlar. Birçoğu hasta oluyorlar. 19 Mayıs'ta hava... Yemiş insanlar da tabii, tabii. Yani bu artık çok demode, çağ dışı. Bu açıklamalara dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik de katıldı. Otoriter zihniyetin yansıması ve militarist bulduğu stadyum kutlamalarının kaldırılması gerektiğini söyledi. İşte bu bildiriden günler sonra 23 Mayıs 2003'te Cumhuriyet Gazetesi Mustafa Balbay'ın haberi olan Genç Subaylar Tedirgin manşetiyle çıktı. Manşette subayların tedirginliklerinin 5 gerekçesi sıralanıyordu ve bunlardan biri TBMM'de okunan 19 Mayıs'ları stadyumlardan kurtaralım bildirisiydi. Sonrasını genç siviller üyesi Turgay Oğur şöyle anlatıyor. Genç subayların rahatsız olduğu 5 konudan ikincisi bizim 19 Mayıs tartışmasıydı.
Sonra biz de cevap niyetine Kürt sorunu konusunda bir bildiri yazdık ve başlığını da Genç Siviller Rahatsız olarak attık. O günden sonra adımız Genç Sivillere çıktı. Genç Siviller ismini nasıl aldıklarını dönemin genç sivili İclal Turan'dan da dinleyelim. Ne demek peki genç sivil? Genç siviller şuradan geliyor. Biz aslında bir şey cevaben verilmiş bir isimdi o. Bir zamanlar Cumhuriyet Gazetesi'nin kullandığı bir manşet vardı. Genç sivaller rahatsız Mustafa diye. Mustafa Balbay'ın haberi. Mustafa Balbay'ın haberi. Bunun içerisinde genç sivillerin, tabii o zamanlar ismi genç siviller değildi ama bizim arkadaşlarımızın da içinde bulundu. Bir 19 Mayıs bildirisi vardı mecliste okunan. Bu genç sivillerin rahatsız olduğu maddelerden bir tanesi de bu 19 Mayıs tartışmalarıydı. Daha sonra bizim arkadaşlarımız da genç siviller rahatsız diye bir karşı bildiri yayınladılar. O zamandan sonra isminiz Genç Siviller kaldı. Ve gittikçe gelişmeye başladı anladığım kadarıyla. Yani isimlerini Cumhuriyet'in manşetine verdikleri bir cevaptan aldılar. Genç Siviller Rahatsız başlıklı bildiride ise Kürt sorununun terörle mücadele yasasıyla çözülemeyeceğini, bu tür eylemlerin geride kaldığını söylediler. Biliyorsunuz açılım süreci henüz başlamamıştı. Çözüm sürecinin psikolojik hazırlıklarını Genç Siviller Hareketi'nde de görüyoruz. Yine bildiride çok kültürlülük ve çok dilliliğin zenginlik olduğunu vurguladılar. Kürt sorununun çözümü onlara göre özgürlük ve demokrasiden geçiyordu. Tabii bu iki kavramı da kendileri tanımlamışlardı. Demokrasi, barış, refah, huzur hepimizin hakkıdır. Muhtaç olduğumuz kudret de damarlarımızda birbirine karışmış kanda saklıdır. Ne mutlu cesaretle bunu söyleyebilenlere diyerek bir nevi gençliğe hitabeye de reddiye yapmış oldular. Düşman bu bildiride de otoriterlikti. Yanına milliyetçi dil de eklenmişti. 27 Nisan 2007'ye geldiğimizde ise Genelkurmay Başkanlığı'nın web sitesinde yayınlanan laiklik konulu yazıya ilk tepki veren gruptu Genç Siviller. Bunun bir darbe niyeti taşıdığını ve darbelere karşı çıkılması gerektiğini söylediler. Zaten onlara göre militarizm, darbecilik, otoriterlik vesayet protesto ettikleri kişilerin ortak özelliğiydi hep. Genç siviller kimi protesto etse lafı dönüp dolaşıp aynı yere getirir, darbeye çıkarır, kendini olumlardı. Mesela bir başka eylemleri İstanbul Barosu'nun yasa dışı dinlemeleri protesto ettiği yürüyüş sırasında bir otel odasının üst katından sarkıttıkları Darbeci Baro Taksim Hoş Geldin pankartı oldu. Genç sivillerden Ragıp Soygun ve İclal Turan katıldıkları bir televizyon programında bu eylemi şöyle anlattılar. Peki bir önceki gibi miydi yoksa? Pankartta bir anımsatalım. Sizin bu İstanbul Barosu ile yakın ilişkileriniz gittikçe iğme kazanıyor. 380 liraya mal olmuş. Pankart eyleminiz. Evet. Enteresan bir haber. Ama mesajı ulaştırmanın değeri paha biçilemez gerçekten. Onun için söyledim. Ne yaptınız baro yürüyüşü? Şimdi tam bu İstanbul Barosu Telekula iddialarıyla ilgili protesto yapacağı gün, çarşamba günü, geçen hafta. Biz de o zaman Taksim Square'da bir oda tuttuk. Tam bunlar işte Taksim'in önüne gerçeğine bakmak için çıktıkları zaman Taksim Anıtı'na, biz de bir pankart sarkıttık işte Darbeci Baro. Taksim'e hoş geldin tabii, diye. Tabii tabii. Gayet medeni bir eylem diyorlar. Paramızla tuttuğumuz odadan düşüncemizi ifade ettik. Evet. Yürüyüşe katılanlar bunu nasıl karşıladı? İyi karşılamadılar. Biz medeni olarak ifade ettik ama onlar o şekilde karşılamadılar. Bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Yasa dışı telefon dinlemelerini protesto eden İstanbul Barosu'na darbeci diyorsunuz ve bunu söylerken ağzınız kulaklarınızda. Kamu görevi yürüten bir kurumu darbecilikle suçluyorsunuz. Bakın bu çok ağır bir itham. Bunu söyleyebilmeniz için elinizde ciddi deliller olması gerekir. Ama bırakın delil sunmayı, bunu anlatan genç sivil kahkahalara boğuluyor. Böyle ciddi konuları siz ya da ben bu şekilde kahkahalarla konuşamayız. Zaten isteseniz de bu konularda programdaki gençler gibi kahkaha atamazsınız. Deneyin, yapamayacaksınız. Çünkü bu kahkahaların arkasında olası bir sıkışma anında kapağı Avrupa'ya ya da başka bir yere atabilecek olmanın rahatlığı var. Bu rahatlık da sizde, bende ya da çoğu insanda bulunmaz. Ne demek istediğimi az sonra somutlaştıracağım. Konumuzdan devam edersek, genç sivillerin Ergenekon, Balyoz gibi bugün kumpas olduğu anlaşılan davalar içinde fikirleri vardı. Ne de olsa konu askeriyeydi. Kapatılan Samanyolu kanalının haberleştirdiği eylemlerinde davanın derinleştirilmesini istediler. Haberdeki açıklama şöyle.
Olayları kendilerine has üslupla yorumlayan genç sivillerin gündeminde bu kez Ergenekon terör örgütü operasyonu vardı. Dernek üyeleri korkmak yok, kazmaya devam sloganıyla çetelerle mücadelenin sürmesi gerektiğine vurgu yaptılar. Türk varlığına armağan olması için yemin edenler. Onlar söz konusu vatansa gerisinin teferruat olduğu öğretilenler. Onlar rektörler tarafından göreve davet edildiler. Onlar Cumhuriyet mitinglerinde yapılan imdat çığlıklarına kulak verdiler. Onlar her gün felaket manşetleri atan gazeteleri aldılar. Onlar köşe yazarlarının günaha davet yazılarını okudular. Onlar lüzum olduğunda hukuku ayaklar altına almaktan çekinmeyen mahkemelerin kararlarıyla cesaretlendirildiler. Çetelerle mücadelenin kararlı bir şekilde devam etmesini isteyen genç siviller açıklamanın ardından dağıldı. Her şey daha yeni başlıyor. Genç sivillerin tüm eylemlerinde müthiş bir asker karşıtlığı var. Simgelerinin Converse ayakkabı olması da askeri üniformaya karşı bir üniformasızlık göndermesi. Converse ayakkabı, kimsenin üniformasını giymeyen, yani kabaca kimsenin adamı olmayan, güçlü bağlarla bir kimliğe ya da ideolojiye bağlı olmadan zihni, bedeni özgür ve esnek diye tanımladıkları sivilliğin temsil ediyordu onlara göre. Biraz daha zorlasalar cennete girmenin şartını da sivillik olarak sayacaklar. Hatırlarsanız genç siviller ismi de genç subaylara verdikleri bir cevaptan alınmıştı. Bu arada 2007'de Çankaya Köşkü'ne davet edildiklerinde, evet, Abdullah Gül tarafından Çankaya'ya davet edildiler. Davete katılan Turgay Oğur, Converse ayakkabıyla Çankaya Köşkü'ne gitmiş, Abdullah Gül'e de aynı ayakkabılardan hediye etmişti. Bu davet de dikkate değer. Genç siviller kimlerden oluşuyor diye baktığımızda, Doğan Gürpınar'ın 28 genç sivil arasında yaptığı anket sonuçlarına göre, üyelerin neredeyse yarısı merkez sağdan, %10'a yakını milli görüşten, %14'lük bir kısmı da BDP, yani günümüz HDP kökenli diyebileceğimiz gençler. Kendilerini bu ülkenin hastanelerinde doğmuş, okullarında okumuş olan, kimseden ne çok ne de az, herkes kadar bu ülkenin sahibi olan, herkes gibi Cem Yılmaz esprilerine gülen, Babam ve Oğlum filminde ağlayan, kimsenin üniformasını giymeyen, şiddetle yakından uzaktan bir alakası olmayan, uzun ve sağlıklı bir ömür sürmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti'nin sıradan vatandaşları olarak tanımlıyorlardı. Çoğulcu ve demokrat olduklarını, farklılıklara saygı duyduklarını söylüyorlardı. Aslında içlerinde bir bütün değillerdi. Grup içinden bazıları kendine sosyal demokrat derken diğer bir kısmı muhafazakar diyordu. Büyük çoğunluksa kendini liberal olarak tanımlıyordu. Bu kimliklerin hepsi demokrat sıfatı altında eritilmeye çalışıldı. Yine de bir bütün değillerdi ama düşmanları ortaktı. Kemalist merkezi devlete karşıtlık hepsinin hemfikir olduğu konuydu. Ama Atatürk'ü doğrudan karşılarına almadılar. Farklı, liberal bir Atatürk tanımladılar. Diğer konulara yaklaşım şekillerinden de kısaca bahsedeyim. Üniversitelerde ve kamusal alanda başörtü özgürlüğünü savunuyorlar, 1915 olaylarını soykırım olarak tanımamanın Ermeni tabusu olduğunu belirtiyorlardı. Andımızın kaldırılması, yerel yönetimlere özerklik, Suriyelilere vatandaşlık, Atatürk'ü koruma kanununun kaldırılması iktidardan istedikleri taleplerdi ve birkaç hariç çoğu yerine getirildi. 2010 referandumuna yetmez ama evet diyenlerin arasında genç siviller de vardı. Referandum sonrası Recep Tayyip Erdoğan, zafer konuşmasında onlara da teşekkür etti. Genç sivilleri kutluyorum. Tüm bu yaklaşımlarda demokratlığa sürekli atıf var. Peki nasıl bir demokrat tanımlaması? Fikir önderliğini kısmen Etienne Mahçupyan'ın yaptığı bu demokratlık tanımı modernizm eleştirisi temelinde. Eleştiriye göre gerçeklik büyük ölçüde insanların algısına ve anlamlandırmasına dayanıyor. Tüm ideolojiler de objektif gerçekliği aramak yerine dayandıkları zihinsel kalıplar üzerinden anlaşılıyor. Yani insanlar ideolojilerde bulmak istediklerini buluyorlar. Bu bakımdan siyaset, sağ sol, laik İslamcı, Türk-Gürt gibi ikilemlere sıkıştırılıyor. Demokrat paradigmaya göre bu ikilemler bir temsil krizidir. İkiden çok daha fazla kimlik, çok daha fazla gerçek vardır ve bunların siyaset sahnesinde aynı anda temsili gerekir. Bu bakımdan çoğulculuk, çok kültürlülük yeni demokrasi için olmazsa olmazdır. Bu arada okuduğum İçeride Eylem Var kitabında İdris Küçük Ömer'i de sürekli hatırlatıyorlar. Küçük Ömer'in tezlerine ayrı bir video yapmıştım. Linki üstte bırakıyorum.
demokrat tanımlarından hareketle sol liberal ve ütopik bulduğum bu anlayış ve genç sivillerin bu anlayıştan hareketle yaptıkları eylemler Kemalistlerden de sosyalistlerden de epey tepki gördü. Şu ana kadar çoğu insan tarafından AKP veya Fethullah Gülen'le gönül bağı olan, AKP'nin kullanıp attığı ya da FETÖ'nün maşaları olarak görülüyorlar. Oda TV'de genç sivillerin fonlandığına dair haberler de var. Her kesimin eleştirdiği bir grup oldular. Fonlanıp fonlanmadıklarını bilmiyorum. Genç siviller, birçok farklı görüşten gencin bir araya gelerek ortak düşman ilan ettikleri, Kemalist merkezi devlete karşı eylemler yaptığı bir oluşum olduğu bir gerçek. 2023 yılından baktığımda AKP'nin güçlenmesine de zararlı örgütlerin devlete sızmasına da yardımcı olduklarını görebiliyorum. En başta dikkatleri hayali askeri vesayet düşmanına yönlendirerek herkesin gözü önündeki zararlı oluşumların önünü açtıkları kesin. Bunu yaparken de birçok insanın hakkına girdiler. Ama bunu kasıtlı olarak mı yaptılar yoksa samimi mücadeleleri sonucunda istemedikleri bir sonuç mu elde ettiler kestirmek güç. Çünkü genç siviller birçok farklı görüşü barındırıyordu. Sadece düşmanları ortaktı. Zaten AKP devlette gücünü artırınca genç sivilleri de bir arada tutacak ortak düşman kalmadığından grup kendiliğinden dağıldı. Kemalist merkezi devlet yenilmiş, onlar da misyonlarını tamamlamışlardı. Peki eski genç siviller şimdi ne yapıyor dersiniz? Darbeci baro eylemini yaptıklarını kahkahalarla anlatan bu iki gençten Ragıp Soylu, şu anda İngiltere merkezli Middle East Eye haber kanalının Türkiye temsilcisi. İclal Turan ise Anadolu Ajansı'nın Washington muhabirlerinden. Size boşuna demedim, bu konularda isteseniz de bu şekilde konuşamazsınız diye. Hiçbir sabım yok ya kahkahasını, güvenceniz olmadan kolay kolay atamazsınız. Gördüğünüz gibi güvenceler sağlam. Genç sivillerin diğer önemli isimlerinden Turgay Oğur, Sabah gazetesinin haberine göre 15 Temmuz sonrası yurt dışına kaçmış. 2003'te gündeme gelip, takip ettiğim kadarıyla 2014'e kadar faaliyet yürüten genç sivillerin duruşu, olaylara bakışı ve yaptıkları eylemler bana bir atasözünü hatırlatıyor. Elinde çekiç olan her şeyi çivi olarak görür. Bir dönemler demokrat çekici ellerindeydi ve karşıdaki herkesi darbeci olarak gördüler. Birlikte saf tuttukları kişilerin demokrat olup olmadıklarını hiç sorgulamadılar. Ancak iki konuda haklarını vermem lazım. Birincisi, AKP genç sivillerin istediğini yaptı. 19 Mayıs törenlerinin stadyumlarda kutlanmasını kaldırdı. Genç siviller kutlamaların sivilleşmesini istiyorlardı ve dedikleri gibi de oldu. AKP güçlendikçe Atatürk halka indi. Eskiden Atatürkçü dendi mi akıllara 50'li yaşlarda takım elbiseli bürokratlar ya da sert bakışlı subaylar gelirken şimdilerde akla en başta muhalif gençlik geliyor. Gençler kendilerini hiç olmadığı kadar kurucu felsefeyle yakın hissediyorlar. Atatürk'te, İzmir Marşı da artık muhaliflerin simgesi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk. Genç siviller böyle olacağını tahmin ediyorlar mıydı acaba? İkinci olarak, gereksiz yere enerjimizi sömüren başörtü meselesinin çözümüne katkı sağladıklarından dolayı haklarını vermek isterim. Farklı kesimden insanların diyaloğunu sağladılar. Şimdi en başta boş bıraktığımız sorulara dönebiliriz. Artık nasıl düşündüklerine dair bir fikrimiz var. Bu yüzden soruları hazırlayan genç siviller eminim bize tam puan vereceklerdir.